Merhaba Anadolu Wrestler Lig izleyicileri. Bu hafta 2-7 programımızda ligimizin belalı takımlarından Kara Bela'nın kaptanı sevgili Volkan Kaptan yanımızda. Volkancığım hoş geldin Eyvallah öncelikle. Berat, hoş bulduk kardeşim. Geçen sezon da seninle program yapmak istiyorduk. Bir türlü takvimi Aynen. denkleştirememiştik. Bu sezon daha da iyi gidiyorsun özellikle. Özellikle son 3 haftada 3'te 3 Aynen yaparak işte devam üçlü. ediyorsunuz yolunuza. Kara Bela ligimizin gedikli takımlarından. Eskiler bilir, yeniler de öğrenmiş olacak. Bugün Karabela nasıl kuruldu? Volkan Kaptan nasıl kadro yapılarıyla bu zamana kadar şampiyonluğu yakaladı? Başarıları, başarısızlıkları, pişman olduğu anlar, mutlu olduğu anlar. Bugün bunları konuşacağız. Keyifli bir program olur umarım. Hemen İnşallah. şöyle bir Karabela'nın tarihiyle başlayalım. Karabela nasıl kuruldu? İsmini Valla nereden aldı? Karabela biz Metin'le ilk tanıştığımızdan Metin sonra Yedibela Metin. hani Yedi Bela Metin'le Metin Çelik. onların işte burada birlikte oynadığını falan öğrenmiştik. İşte o zaman başka bir lig vardı Göztepe'de. Pazar Ligi herhalde değil mi? Aynen Pazar Eskiler Ligi'nde. hep Aynen oradan Pazar gelme. Ligi'nden başladığında işte orada böyle bir lig var dedi işte bizim. Hani katılmayı düşünür müsünüz falan. Öyle bir dedik. Olabilir falan derken biz uçakta bir yere gidiyorduk hatta. Antep'e mi gidiyorduk arkadaşlarla. Orada giderken takımı kurduk yani yolda. Ya da yaparız ederiz falan. Hatta takımın bizim takımın isim babası da Bekliyorum. Pardon. Metin'in kardeşi. Ne Gökhan var. Ha evet. Ha ne olsun? Yedi bela. Hadi size kara bela olsun. O da Ah öyle kara bela süper. oldu. Öyle kaldık yani kara bela Sizin diye. bu meşhur Antep'te döndükten sonra herkesin mideyi bozduğu böyle bir Ha, şey diye bir... O aynen. Antep'te. Antep Onu o adı. hatırlıyorum. 2015 yılı o. 2013 2000... yıl 2013'te kurduk biz Karabela'yı. 2015 olabilir 13'te. galiba. 13'te kurduk 13 mü? Karabela'yı aynen. Öyle bir hikaye hatırlıyorum. Antep'te öyle bir İşte geziniz var o yani. Ondan zamanlardı haberim diye var. hatırlıyorum yani şeyi. Öyle başladık işte o serüven öyle başladı o zaman. Yani daha çok daha farklı takımımız var işte Onur bizdeydi. Şeydeki Ayaz'daki Onur Görgülü. Evet. Onunla beraberdik. Yine onun bazı arkadaşları vardı falan. Bizim yeğenler falan öyle bir takım. Ya düşe kalka düştüğümüz çok olmadı. Bir kere düştük. Onda zaten ligden takım çekilmişti. Öyle tekrar geri geldik falan. O da eski bir zaman herhalde. Oldu. Yani o Evet. herhalde 16-17 Son falandır bir herhalde zamanlardır. birkaç sezondur da böyle beklenen o bildiğimiz başarılı Karabela'dan da uzak bir görüntü Ya aslında aslında var. çok kolay değil hani Tabii. uğraşmak. Hani bir de ben çok tek başıma uğraşıyorum. Hani çok yanımda kimse yoktu bu zamana kadar. Onun da biraz şeyi var. Çocukları da biraz toplamak zor. İşte işleri var, çalışıyorlar, okula giden var falan derken. Ya neyse öyle iyi kötü götürdük takımı yani bu zamana kadar getirdik. Hani çok bırakmayı düşündük ama yine de bırakamadık, devam ettik yani ama şu Bence anda. bu kadar isim yapmışken, bu kadar yıl emek etmişken Aynen yani çünkü bu hikayenin devam nereden bizim etmesi kaç kıymetli. iki herhalde üç iki mi iki şampiyonumuz var herhalde bir Evet. Anadolu Ligi'nde bir Golden Lig'de. Evet. Golden'da olmuştunuz şampiyon. Aynen. Yakın, En o da son yakın zamanda. Göztepe'deki en son sezonda biz şampiyon olmuştuk O Anadolu sene şey çok Golden'ın. iyi gidiyordunuz. Yani ondan önceki sene de bir yarı finaliniz İkinci ya da var. üçüncü olduk aynı Evet, senede bir yarı galiba aynen. finaliniz var. Ondan sonra İstanbul ondan önce Şampiyonası'nda Anadolu Ligi şampiyonu işte aynen gelmişti. onların Anadolu Ligi 8-9. şampiyonluğu sezonunda. vardı aynen. Evet, en eski oyuncun şu an kim kadroda? Çok uzun bir En süredir yani eski oyuncu 2013'ten bizim beri. Mert'le Melih. Mert Yıldız var bizim. En eski oyuncu. Evet. Bir de Mert şey Melih var işte. Evet. Onun dışında eski oyuncu. Gerçi eski. Hepsi eski yani. Apo da eski. Ama Onların hepsi çocuk. eski. Hepsi Evet. geldiğinde hepsi çocuktu yani. Ben onları ilk takıma gittiğimde hepsi harbiden çocuktu. Mert'in mesela Velisinden izin mi Mert'in alıyordunuz? fotoğrafları var. Bir görsen Mert'in fotoğrafları var şaşırırsın yani. Şu an ki Mert'ten 3 tane çıkar. Hani o eski Mert'ten yani. Hani Şey kilo olarak, kilo 18 olarak yaş falan da şeyler. altındalar mıydı böyle? Veliden izin 18 alıyorlar. üstü 18 üstüydü hepsi ama Evet. hepsi ufaktı yani. Hepsi çocuktu geldiklerinde bizim takıma. Evet. Hani bizim de büyüdüler diyebilirim burada. Çoğu bizim de büyüdü burada yani. Biz de bayağı yaş aldık ya 35'e. Tabii aynen ama Devirdik yani. onlar da bizden yine 4-5 yaş ufaklar ama şey değiller tabii. Evet. Onun dışında bizde başka eski oyuncu çok var ya sadece o değil. Ya Buğra da eski bizde, Haldun da eski. Hani yeni oyuncu aslında bizde şu an yeni oyuncu şu anda. Bir tek işte Kenanlarla işte beraber bir hani birleşime gittik. Onun dışında hepsi eski takımda yani. Yeni oyuncu yok bizde Karabela'da. Hep bizim aslında alışılmış kadromuz vardır bu zamana kadar. İlk defa bu Evet. sezon biz hani böyle bir kadroyla hani birleşip de apaçta çıktık ya. Yani onun dışında hep kadromuz bilinirdi. Çıktığında Karabela'da kim var bilirlerdi herkes Ya yani. da en azından kafa maçlarda atıyorum mesela başa bela Tabii 7 bela maçlarında onlar da zaten ilk hani yedinizi çok tahmin etmesi zor bir takım değildiniz geçtiğimiz sezonlara kadar. aynen. Yani hemen hemen kadro hep değişmez. Zamanım aynıydı yani. Yer bu sezon sizi şampiyonluk havasına da bir sokmak için böyle bir hani bir soru sormak istiyorum. Bu hatırlayalım o şampiyon olduğumuz seneyi. Ben de o zaman Anadolu Ligi'nde Pittsburgh'un takımıyla Aynen. ikinci ligdeydim. Aynen doğru. İkinci ligde bir final oynamıştık o sene biz de Anadolu Ligi'nde.
Sorun var mı seste? Düzeltme ikincilik değil, üçüncülük değil mi o sene? Öyle miydi? Evet. Üçüncülükte final oynadım da ama birincilikte yedi bela final oynadı ya Karabela'yla ve kazandı. Hayır. Los'u kazandı. Hayır, yanlışım var. Karabela finalde Windows West'i yendi. Hayır. O zaman ikincilikteydim dostum ben. Neden biliyorum biliyor musun? Üçüncülükte final oynadığımda ikincilikte başa bela final oynamıştı. Birincilikte de yedi bela final oynamıştı. Biz finalden bir gün önce buluşup kafede bunun kritiğini yapmıştık hatta. Çünkü üçümüz de arkadaş takımı olduğumuzdan dolayı şey demiştik. İşte böyle sen söyle işte üçümüz de finale kaldık. Bak ne güzel bir hikaye falan demiştik. Eğer ki Karabela kalmış olsaydı o buluşmaya Volkan'ı çağırırdık. İkincilikte kaç final sezon oynadın? Bir sezon oynadım, direkt final oynadım Papazlar'da. O zaman yanlışım var. Yok ya, o sene Karabela oynadı. Yedi belayı yarın finalde yendiler kardeşim ya. Doğru, belki de öyle. Biraz balık ya balık. B12 falan. Teşekkürler. Önemli. Bak bu da iddia etti. PlayStation'da öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Burayı kesme bak. İşte buraya gelmeden önce bir 6 birlik bir skorla Serkan kardeşimi, Z kuşağını şeye uğurladık. Gerçeklerle karşılaştırdık. Neyse konumuza dönelim. O şampiyonluk havasını tekrardan. Ben o sezonu çok iyi hatırlıyorum çünkü. Gerçekten inanılmaz maçlar çıkarttınız. 7 belayla inanılmaz bir yarı final oynamıştınız. Aynen. Penaltılardaydı galiba. Ya penaltılardı ya uzatmalarda bir gol gibi bir şeydi. Penaltılar da olabilir. 2-2 gibi bir şey aklımda kalmış. Yani. Uzun zaman ama hani yani. Ciddi bir şeyiniz vardı. Hani favori olarak çok net gözüküyordunuz. Yani Windows 2S maçına da çıktığınızda ben kendi içimden o zaman ligin bir oyuncusu olarak, takımı olan biri olarak şey diyordum. Yani Karabela açık ara favori. Yani bir iddia olsa mesela handikaplı bile düşünürdüm yani çok net bir şekilde. Tamam, çünkü oyununuz handikaplı kazandık galiba. 3-1 veya 4-2 öyle bir şey kazanmıştınız. Hayır. Yani inanılmaz bir arkanızda bir rüzgar vardı. Son 3 maçta ben biraz özellikle son maçlarda bu Karabela'yı sanki tekrardan görür gibi oldum. Böyle bir hayaliniz var mı? Şampiyonluğu düşünüyor musunuz? Ya tabii ki düşünüyorum. Önce şampiyonluk hikayesini alayım. Sonra bu sezonla ilgili olan kısmı alayım. Ya o sene zaten biz hani çok iyi başladık. Çok iyi götürdük zaten o sene. Yani şampiyonluğu zaten başından itibaren hak ediyorduk zaten yani. Çok hani o zaman çok ciddi takımlar vardı genel ligde. Hani yani Los Galacticos'undan işte Windows West, işte başka kim vardı gene, öyle birkaç takım daha vardı sanki. Los Galacticos. Sardım. Saydım. Aynen. Yedi bela vardı, başa bela vardı. Ki başa bela bizim uşaklar o falan zaman da fena değildi. O zaman başa bela da o zaman kötü değildi yani. Şu anki durumu gibi değildi yani hani en azından. Hı. Hani iyi takımlar vardı ligde. Hani onların için açık bir şampiyon olmayı bir başardık o zaman. Hani şu anda böyle bir hani şeyle geldik şu an bu sene ligi. Yani geçen sene çok kötüydük. Çok eksik girdik maçlara. Kadro eksiğimiz vardı. Adamları getiremiyorduk. Sakatlıklar vardı falan. Bu sezon şimdi daha geniş bir kadroyla. Yani daha rahat gidiyoruz şu an maçta. Pazartesi gününden grupta bir başlıyor herkes yazmaya. İşte 14 kişiyi pazartesi gününden kapatıyoruz. 14 kişi gelecek oluyor maça. Yani gerçi maç günü geliyoruz. Arkadaşlar buradan selam olsun tabi. 9 kişi anca oluyoruz ama yedek yazılanlar eleniyor. Aynen yani. Yedek yazılanlar eleniyor genelde. Ama şu an bir hava yakaladık hani. Kötü değil, iyi gidiyoruz. Hani maçları öyle tek ben de başını farklı kazandım. Diğer maçları hep tek farklı alarak hani öyle bir şu anda bir düzgün gidişatımız var. Yani umarım böyle devam eder. İnşallah yani biz yine yani tabii kadroyu eksik tutmamız sürece devam eder diye düşünüyorum yani ama. Bu sezon bakacağız. Kadronun böyle olmasında herhalde biraz da Apache ile bir hani Apache tabii, aynen. Kenan ve arkadaşları Kenan'la, birlikte. Kenan'la arkadaşlar evet. İşte yani onlar kaleci Kenan'la birlikte. Yaklaşık 6 iyi de bir kaleci var. 6-7 kişi net bir şekilde. Aynen zaten başka kalecimiz yok değil. yazdırmıyor. Sağ olsun Kenan. Hani yedek kalma o için başka kaleci de yazdırmıyor. Dominant bir kardeşimiz. Aynen aynen. Yani yok diyor. Bak gerek yok. Ben maça gelirim. Hani işte sıkıntı yok diyor. Oğlum bak sakatlanırsın bir şey olur gelemezsin. Yok diyor ya kardeşim ben geleceğim hani şey yok. O yüzden yedek kalecimiz de yok şu an mesela. Hani bir oyunculardan şey olsa, kaleye geçebilecek biri var mı? Bir şey olduğunda. Yani bu önemli riskli bir şey. Ben seni daha önce bir kalede hatırlıyorum. Oyuncu eksik kaldığında bir kaleye geçmiştin. Yani o geçmişimdir de rastgele bir şeydir yani. Milyarda bir falan böyle. Aynen yani, milyarda bir. Var mı yani. Böyle oyuncu kaleci oyuncu var olan? Var bizim Okan var. Benim yeğenim var Okan. Hı. Onun da bizim yani zamanında bize kalecilik yapmıştı var ya Karabela'da. Harika. O yüzden öyle şeylerimiz hani şu an eksiğimiz çok yok. Hani şu anda ekleyerek gidiyoruz yani arkadaşlar da artık daha iyi anlaşıyoruz, daha iyi kaynaştık. Bakalım yani. Göreceğiz. Yani sükse bir transfer oldu. Sezona Orhan Seymen'le başladınız özellikle atak aynen. Kısmında. Evet. Şöyle bir lige baktığımız zaman, konuştuğumuz zaman mesela programdan önce bir hani ilk yediyi çıkartırken stoperde Sercan'ı yazarken benim eski kaleciydi dedin mesela. O hikayeyi aynen, ben biliyorum. Yani böyle ligin içerisinde
Hemen hemen işte Onur Görgül'den bahsettin. Şu an Ayaz'da oynuyor. Tabii canım, Onur zaten bizde baştan liglere başladığımızda, ilk başladığımızda Onur'la beraber başladık zaten. Onun, hatta onun da arkadaşları vardı. Yani bizim, hatta biz onunla Kartal'dan arkadaşız zaten. Oturduğumuz bölgesel olarak arkadaşımız var. Böyle bir lig içerisinde aslında, bizim yani dokunmadınız. Bayağı bir kişi dokunmuş durumdasınız. Orhan Seymen önemli bir oyuncu ligimizde. Evet. Ben kendisini de beğeniyorum. İyi bir forvet bana göre. O bir hani transfer oldu. Transfer sezonunda önemli yani, bir kayıp gibi görünüyor. Ama bunun yerini doldurdunuz. Kimle doldurdunuz? Transfer sezonunda kimleri aldınız? Transfer sezonunda yeni bir arkadaşımızı aldık şimdi. Kenan getirdi de şimdi adını hatırlamıyorum. O yüzden yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama iyi bir forvet aldığımız çocuk. Orhan'la alakalı da hani yani arkadaşımın kendi takdiri yani. Hani biz tabii. Kenan getirdi zaten. Ben Orhan'ı çok tanımıyorum. Kenan getirdi. Hani geldi. Kendisi Bendova'ya geçmek gidip geliyordu. Oradan teklif gelmiş herhalde. Onu da yaptığı teklif cazip gelmiş. O tarafa geçmiş yani. Çok bir şey diyemiyorum. Burada yani. Önemli olan o bir haftalık süre içerisinde önemli bir forveti kaybettikten sonra yine yetenekli bir ayağı transfer edebilme becerisi aslında. Ya, o da aslında biraz tecrübenizi gösteriyor. Hani, çok forvet olarak da eksiğimiz yoktu. Yani Can Ateş'te, Can Ateş'te var. Ben de varım. Hani sıkıntı yok ya. Ben de çıkar oynarım gerekirse. Evet, hani, evet. Hani hep biz oynadık. Ben oynadım forvette yani. Evet. Karabağ formatında. Haldun var bizde. Gerekirse Haldun gelir oynar. Evet. Yani Buğra var. Buğra gelir oynar. Hani forvete alırız da Buğra'ya gerekirse yani. Evet, o daha önce bizim, oynadı orada. Bizim adamlarımızda hani sıkıntı yok. Hani Orhan bize Kenan'ın getirdiği, beraber oynadıkları bir arkadaştı. Hani maçlara da geliyordu. Hani bizim için önemli olan hani çok iyi oynaması, çok iyi oynamasından çok hani devamlılık olması yani. Hani devamlı olarak maça gelebilmesiydi. Arkadaş öyle tercih etmiş. Hani bir şey diyemiyorum yani. Yolu açık olsun. Başarılar yani ligde. Evet, aynen. Başka yani, bir şey diyemem yani. Karabela'nın kadro derinliğinin bu sene bu derece olması. Tabii ya. Katılımın bu derece olması. Bu sene yani kadro şey. Bu sene geniş yani. O yüzden hani sıkıntı yok. Hani herhalde maç sezon başından beri bayağı herhalde 12-13 oyuncu oynadı herhalde Karabela'da. Evet. Rotasyon yani o yüzden olarak. Rotasyon olarak herkes oynuyor zaten. Ne İlk hafta yine var. Böyle geçen haftanın görüntüsünü vermiştiniz. İlk hafta kötüydünüz. Onun dışında aslında... İlk haftada gene işte iletişim kopukluğundan dolayı yani ilk hafta şimdi Kenanlar'da gelemeyen oldu, bizde gelemeyen oldu falan öyle. İlk haftanın günahı olmaz derler yani böyle. Aynen olmadı zaten. Ama Yedi Bela maçında inanılmaz bir başlangıç yaptınız. Yedi Bela maçında mesela işte alacağımız maçı verdik, elimizle verdik yani. Hani o da hani Orhan'ın yine bir hatası oldu o maçta. Hani son dakikada Can Ateş'e vermeyip kendi şut çekip onun dönüşü gol oldu. Zaten son büyük maç bitti zaten ondan öyle sonra. Öyle trajik pozisyonlar çok oluyor. İşte AGC maçında şey da yok, AGC Bendok maçında yani, da öyle bir pozisyon olmuştu değil mi? O maçta da mesela yani AGC'nin zaten takip ediyorsundur rakiplerde. AGC, aynen bayağı iyi gidiyorlar. İyi bir pas oyunu oynuyor. Hiç izlemedim maçtan ama. İyi bir pas oyunu oynuyor. Orada Bendok'ta o skoru oradan oraya o dakikada. Bayağı iyi gidiyorlarmış şu anda. İyi de ayakları varmış, öyle duydum. Hani bu aşamada şeyi sormak istiyorum sana. En büyük rakip sence kim ligde? Kendine rakip olarak kimi görüyorsun? Hani rakip olarak dersen hani kimseye rakip görmüyorum yani. Şey de dikkatimi çekiyor. Yedi Bela maçlarına ayrı bir disiplin kadroyla geliyorsun. Yani ona sizin takım da çok fazla önem veriyor muhtemelen. Hani geçmişten gelen bir rekabet geçmiş de var. Rekabet var tabii ki aramızda. Tatlı bir rekabet var ama sonuçta hani eskiden beri beraberiz. Beraber oynuyoruz. Evet. Yani herkes tabii ki birbirini yenmek istiyor yani. Evet. Bir de Yedi Bela Karabela olunca hani daha çok bizimkiler şeye giriyorlar hani. Lan yenilmemeliyiz hani. Çünkü bizim birçok hani maçta lig maçta zaten galibiyetleri çok abi. Sadece playofflarda Yedi Bela'nın galibiyeti var diye hatırlıyorum. Yine yanlışsa hani düzeltirsiniz ama. Geçen sezon da siz berabere kalmıştınız. Berabere kaldık, son dakika golüyle. Aynen bu sezonda gene berabere kaldık. Bu sezonda yine son dakika golü diyebileceğimiz son dakikalardaki golde yine berabere kalmıştınız. O iki maçta 4-4'tü enteresan bir aynen, şekilde. Aynen bu sene 4'tük. Geçen sene 4'tük. Onun önceki maç 2-2'ydi falan galiba. Hep böyle berabere hani kafa kafaya hani golü atan çekiliyor yememek için. Evet. Hani veya karşı taraf çok saldırıyor. Pozisyon buluyor, atıyor. Bizim şimdi son maçta da öyle oldu mesela yani hani atamadık, at. Onlar attı. 4-1'den maç geldi. 4-1 önledik biz. Tabii 4-1, 4-1 öndeyken maç 4-4'e geldi hani. Bizimkiler biraz gevşediler. Yedi Bela'da bırakmadı. Onlar çünkü hani öyle bir şey yok. Hani öyle geride üstüne maçı bırakmıyorlar yani. İşte zaten genelde bizim ligdeki gördüğüm kadarıyla genelde kopan maçlardan öyle kopuyor zaten. Yani 3-4 farkı oldu mu rakip bırakırsa maç farka gidiyor, kopuyor ama yoksa yani bırakmazsa devam ediyor. Bizim işte 102-0 bu hafta Lexus Bert'te geriye düştük ilk başta. Ondan sonra öne geçtik. Hani çok da şey değil yani. Hani bir de halı sahadasın yani. Hani bir gol her şeyi değiştiriyor. Tabii. Hani maçı adamı şey yapıyorsun yani. Hani
oyunu orta gidiyorsun bir gol attığı zaman. Ne oluyor? Hırslanıyor. Ve karşısında sen de hani artık şey oluyorsun hani. Zaten yorulmuşsan adamların hırsı senin önüne geçiyor bazen hani. Tabii çok doğru. Çok yani doğru. O sıkıntı yaratıyor o yüzden. Hani o yüzden hep bizimkileri diyorum ama bir türlü anlatamıyorum yani hani. Abi bu hafta mesela iki fark öndeyiz. Ya tamam sakin olun artık hani daha tamam atmaya gerek yok yani yemeyelim. Gene yedik son dakika bir tane gol. Ha belki iki dakika olsa belki bir tane daha yiyecektik yani. Peki sahadayken mi takımı daha iyi yönettiğini düşünüyorsun sağ dışında mı? Abi ben sahadayken daha iyi yönettiğini düşünüyorum yani. Yani sağda olmayı daha, tercih ediyorsun. Aynen daha çok hani şey yapabiliyorlar yani. Hani peki daha şey ayağım edebiliyorsun. Geçti şu an oynama seviyesine geldi mi? Ya çok şeydi ama. Yani bir geçen hafta oynadım ama gene ağrı yapıyor. Aynen o yüzden çok değil ama yani bir dahaki hafta itibaren artık yavaş yavaş. Sağda göreceğiz seni. Aynen. Yani daha bırakmam daha forveti artık. Ben direkt can sakat zaten. Evet can çok ciddi sakatlıklar yaşadı ya. Aynen işte. Ya benim en çok beğendiğim bu ligdeki forvetlerden biri. Kesinlikle çok net söyleyeyim. Hani, yani inanılmaz iyi bir yeteneği var. Hırsı var, yeteneği var. İstiyor. Oyunu bırakmıyor. Çok yani güzel. Öyle olan takımda maç almayı isteyecek adam lazım yani. Ama hep Laylama gelen adam çok olmuyor yani. Son bir buçuk senede falan ciddi bir sakatlıkla mücadelesi var yani. Sürekli bir sakatlanma durumu var. Çünkü iyileşmeden tekrar maç yapıyor. Evet. Onu, yani o yüzden zaten. Evet, bir iyileşse ayağını düzenlese. Evet. Sağlıklı bir Can Ateş ligin en büyük gol kral adaylarından biri. Kendisini tekrardan sağlıklı bir şekilde sahada görmek istediğimizi söyleyelim. Ve yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Bu aşamada. Programın sonuna gelmeden bir iki bilgi vermek istiyorum. Evet. Ver bakalım. Öncelikle kimse bizim delikanlılığımızı sorgulamasın. Önce onu söylemek istedim. 8. sezonun finalinde 2. ligde Pittsburgh Papazlar finali oynanmış. 1. Evet. ligde Los Galacticos Amelios finali. Pardon. 7. Evet. sezonun finalinde Los Galacticos 7 bela 1. lig. 2. lig Bostancı başa bela. 3. lig Skortaş'ın Pittsburgh'un. Tamam ben onu söyledim işte. Tamam Karabela'nın şampiyon olduğu sezonsa 6. sezon. 6. sezon mu? Karabela Windhoek West, San Lorenzo Doğuş ve 3. lig finali de Colo Colo Menin Birliği olarak oynanmış. Tamam o sene Pittsburgh'un 13. olmuştu. 3. ligde ilk girdiği sezon. Bravo. Galiba yanlış hatırlamıyorsun. Aferin. Çok iyi. Ben ama şöyle dedim. Ben yani kesinlikle Pittsburgh'un 2. şeyinin yani 3. liginin finalinde olmadığını biliyorum. Hı. Ya 3. ligdeydin onu hatırlıyorum. Ama 2. ligde evet doğru. Bir Amelios. Orada çünkü orada bir sezon kaldın oradan biliyorum. 2. ligde o değildin yani. Bir balık ye muhabbeti falan döndü de az önce. Anladım. Balığı ben de yiyebilirim ama ben tabii Okan kadar teşvik mesaim yok yani. O arada bir göründüm, çıktım o sezonlarda. Fakat hani bir Karabela'nın window şeyinin olduğu sezon mesela. Evet. 7 belayla bir yarı finalin olduğunu biliyorum. Görebiliyor musun onu? Hemen birazdan tekrar ona da ben öyle hatırlıyorum. Hatta skoru da söyleyeyim. Ya 2-2 ya 3-3 gibi bir şeydi. Penaltılara kaldı diye hatırlıyorum. Olabilir. Yarı finalde. Onu ben de öyle hatırlıyorum da 2-2 olabilir. 2-2 veya 3-3. Mesela 2-2, o da. 2-2. Sen onu hatırlıyor musun mesela? 3-3 maçını hatırlıyorum. Ya açtım baktım telefondan. Ben de baksam ben de hatırlamıyorum. Neyse sabote ettikten sonra sevgili Okan kardeşim hemen 2 diye geçebiliriz. Programımızın formatı ligde en çok beğendiğin kendi takımından olmayan 7'yi yazacağın zaman notlarını aldıysan telefondan aynen, da bakabilirsin. Hangi 7'yi yazarsın? Kimleri koyarsın? Ufacık bir açıklama da sebebiyle birlikte. Yani kaleci olarak kaleciden başlayalım. Hı-hı. Ben bizden yazamadığım için 7 beraber Murat'ı yazarım ben. Hani onu beğeniyorum yani kaleci olarak. Evet. Benim yani ayakları, çok ayakları da ayakları benim. Da iyi arkadaşım. Evet, evet, evet. Oyun kurma özelliği olarak oyunda da oynuyor zaten. Yeni beraber. Perşembe kaleci, günü kaleci yardım bulamadığı için. Perşembe günü oyunda olacak. Öyle mi? Kaleler dolu. Ondan sonra oyunda Ferdi bir kalede, bir kalede de Kenan. Ondan sonra Murat Kurt da pas. Evet, aynen. Kenan da geliyor. Defansa bizden giden Ayaz'a Can Fistiş'i yazarım. Evet. O da hani iyidir yani. O da benim ayağı sağlam hani koşar. Diri de bir fiziği var. Evet. Ondan sonra Sercan Eren'i yazarım Gençler Gücü'nden. Evet. O da gene bizden evet. Eskiden bizdeydi o da. Karabela'nın bir zamanlar bizde kalecilik yapmıştı aslında. Kaleye gelmişti. Birkaç maçta yine oyunda oynamıştı. Benim de oyun kurarken en çok beğendiğim oyunculardan biri. Sercan çok güzel oyun kuruyor. Bir ara Galatasaray'da Fernando Meira vardı mesela. Ona benzetiyorum ben nedense. Aklıma o geliyor yani. Onun dışında defansa bir de Çağrı'yı yazarım ben. Üçlü oynatırsam aynen, orta sahada olabilir. Üçlü oynatırsam evet, Çağrı'yı evet. yazarım. Üçlü ikili oynatırsam Çağrı'yı orta sahaya yazarım. Çağrı'yı orta sahaya yazarım. Evet. Peki iyi değil mi? Çağrı pek iyi. Aynen Çağrı pek iyi. Evet. Bendoft'ta o şu an. Aynen Bendoft'ta. Evet. Ondan sonra 410'da bir arkadaşımız vardı. Caner ama soyadını hatırlamıyorum. Caner'in soy ismi Çağlayan değil mi? Yani. Evet, evet. Aynen, o da 410'da bayağı, oynadığında bayağı etki ediyor. Yani. O 410'da oynadığında bayağı 410 farklı oynuyor. Yani. Evet. Fark ediyor oyunu. Evet.
Yine 7 beladan Hakan Çevik'i kesinlikle orta sahaya yazarım. Ama o Hakan'ı da çok beğeniyorum ya. Adam onu şu ana kadar herhalde ikili hani programında yazmayan olmadı. Nereye koyarsan hani oynar adam ya. Forvet'e koy, forvet de oynasın. Hani hem kalıbı hem şut. Evet. Şut özellikle çok iyi ya. Çok güzel şut çekiyor. Forvet'e de yine bizden yazabileceğim için Metin Müjde'yi yazarım yani. Metin Müjde. Aynen. Bu hafta da galibiyeti getiren golü attı. Yaklaşık 10 dakika top istedi gol atmak için. Hadi. 5-10 dakika net istedi. Solda gitti. Can tutuyordu onu. Senin o eski oyuncu. O da bugün güzel, bu hafta güzel gol atmış Can. Can hem güzel gol attı hem oyunu da iyiydi Can'ın. Ondan sonra sürekli kendini unutturuyor. Metin Müjde'nin öyle bir huyu var ya. İstedi. Ben bu hafta şeyi anlamadım ya. Ayaz haftanın takımı seçilmiş. Yenildi mi? Yediler mi? Ayaz değil ya. Gençler gücü seçildi. Ayaz geçen hafta seçildi abi. Geçen hafta değil mi? Ha, ben demek ki Instagram'a çok gidiyorum. Geç giriyorsan. Instagram değil ya, şeyde gördüm. Yok gençler gücü. Ne diyorum ya şey. Metin istedi 5 dakika. Bu hafta yeni bir sağlıkçı geldi ya. Sağlıkçı yanında bak dedim, şut dedim çocuğa, topu dedim versinler. Esse kazanır dedim bak. Hemen kalmadı. 1 dakika sonra Metin bir top aldı. Vurdu, gol oldu. O topla kazandılar yani. Tek vurdu. Aldı vurdu hemen. Yani Metin'i biraz daha topla buluşturması lazım. Onu panoramada konuşacağız ama aynen. Benim gördüğüm eksik Esse ile ilgili o. Peki bu ilk 7 ile ilgili bir oyuncu transfer etme hakkın olsa hangisini takımında istersin? Yani %80 Hakan'ı isterim herhalde. Evet. Hakan Çevik. Hakan da ligde 2-7'de. Ben 2-7 programında konuk olursam Hakan'ı rezervlere yazacak. Unutmayalım onu. Yani abi, evet. Ligde gerçekten akılda kalan. Evet. Hani oyunculardan en bir tanesi yani bence Hakan. Evet, kesinlikle. Evet, yani şu sonuna geldik artık programımızın. En son söylemek istediğin bir şey var mı sezona ve organizasyona dair? Organizasyona şu hiç memnun değiliz, söyleyeyim. Nedenine gelince site daha hiçbir şey göremiyoruz. Evet, bugün 1,5 saat ne puan durumunu yaptım. Görebiliyoruz. Evet. Ne averajımızı görelim, ne gol krallığı, gol krallığı belli, ne asist krallığı var. Bakancım. Yani hiçbir şey yok sitede yani. Hani bizi gömecek adamlar lazım ya. Asıl gömeceğim konuya geleyim şimdi. Bu hafta Karabela'nın maçı var. Evet. Karabela'nın kadrosunda Serdar Kambur diye bir oyuncu yok. Evet. Haftanın oyuncusu seçiyoruz. Haftanın oyuncusu değil, maçın oyuncusuna bakıyorum. Bak çok iyi var. Maçın oyuncusu Serdar Kambur. Kim ama? Kimin yerine? Stephen Apio'nun yerine Serdar Kambur'u seçmişler. Ulan Apio'yu da karıştırmazsın. Ben de yani. Nasıl karıştırdın ha? Onu nasıl karıştırdın yani? Hani, şimdi çok kısa bir açıklama. Adam değil yani. Çok kısa bir açıklama yapmış oluyor. Buradan bu çünkü. Demek ki bu maçlar hani adamlar seçilirken demek ki rastgele seçiliyor. Ya hani şöyle, izlenerek seçilmiyor demek yani. Şimdi şöyle hemen çok güzel bir eleştiri getirdin gerçekten. Teşekkür ediyorum. Bunu umarım ligdeki herkes de izler bu kısmı. Belki pat böyle kesip şey yapabiliriz de bizi gömenler de bu hafta diye. Zaten gömmeye yok neredeyse. Bizi geliştirecek böyle şeyler. Öncelikle çünkü sizin lig tecrübeniz çok fazla ve buradan bize verdiğiniz geri bildirimler önemli. Bugün 1,5 saat sen gelmeden 2 saat önce 3 saat önce bir toplantı yaptık web sitesiyle ilgili. O kısımları artık tamamlıyoruz. Benim gördüğüm eksiklerden biri yine söylediğin şey maç esame listelerinin kağıda alınması ve orada istatistiklerin tutulmasıydı. Yeni sezona yetiştirmeye çalıştığımız bir şey de aplikasyondan bunu otomatik, sen şimdi kaptansın ya bro. Giriyorsun buraya, aplikasyon var veya kullanıcı adıyla girdin Restal Lig'e, tamam. Adminsin, oyuncularını seçiyorsun tek tek, kadro oluştur diyorsun, bize geliyor. Aslında ve biz sahadan önce herkesin fotoğrafı var ya, otomatik o 7 dağılıyor, tamam mı, sahaya. Ben çalışan girdiğimde içeri, işte görevli arkadaşımız bakıyor, ben veya diğer arkadaşlar. Evet, bu Serdar değil, Api görüyor. Bilmiyorum, ötekini görüyor. Evet diyor, bu kadro doğruluğunu yapıyor, onaylıyor. En genel admin olarak. Sıkıntı şu, bu sıkıntı oradan kalkmış olacak. Şimdi senin o bahsettiğin Api sıkıntısını biliyor musun? Şimdi bazen birbirlerinin forma numaralarını veriyorlar ya. Tabii kadro, bizde sabit forma numarası olan kimse yok. Kimse yok. Kadroya yazdığımız eski, şimdi senelerdir Karabela var. Eskiden işte Api'nin giydiği bir numarayı ya da Serdar'ın giydiği numarayı Api giymiş. Ne giyerse giysin. Hani 100 numarada giysin, Api ya da Serdar'ı karıştırmazsın yani. Şöyle oluyor. Maçın adamını nasıl belirliyoruz onu da söyleyeyim. Maçın adamını işte ben izlediysem veya Ufuk Bey izlediyse bize soruluyor tabii. Yani biz işte mesela Kerem'in performansı çok üst düzeydi. Beraber izledik. Aynen. Kerem'i. Hatta yandan beraber seçtik. Kerem'i maçın adamı canım, seçelim dedik. İzliyoruz onu. Ama biz olmadığımız zaman, o maçı izleyemediğimiz zaman tamamını kameraman arkadaşlarımızın da futbol bilgisi var. O konuda Api gerçekten de maçın adamı olmayı hak etmiştir muhtemelen bu arada. Yok, hak etmiyor ki abi. Yani, Api iki gol attı, bir asit. Sadece oradaki hata Api'nin seçilmesinden ziyade Api'nin numarasının
Serdar'da muhtemelen olması liste içerisinde veya bir önceki şeyde. Oradan da ona bakılması ama tabii bu yine dikkatsizlik. Bu gene daha dikkat etmemiz lazım. Yani bu gene şey yapacak bir şey değil hani. Ya, kurtaracak bir yer yok yani. Apı yalan Serdar'ı karıştıramazsın. Serdar yoktu değil mi? Oynamadı bir de. Serdar kadroda bile yok. Kadroda. Mükemmel. Evet, buradan taşı hepimiz aldık. Ama gereken şöyle iyileştirmeyi de alıyoruz bu noktada. Abi de ya Serkan'a bırakıyorsan abi. Apı ile Serdar Kamburu karıştırır tabii ya. Yani Jota'dan 4 tane gol yemiş adam az önce daha yarım saat önce. Jota hala devam ediyor. Abi bak, evet, top olsun. İstiyoruz. Ya, top alın ya şu ligi. Aynen. Abi top yok oynamaya. Ya, hala diyorum. 2 hafta önce top gönderip işittirmeye top gönderiyoruz dışarı ya. Bunu siz maçtan önce kontrol etmeniz lazım. Ya şöyle. Yani. Maçta oynanıyor toplar. Biz hakemlere diyoruz ki maç topunu alın. Getirin bizi. Hı-hı. Kenara koyun. Tekrar alın. Şimdi hakemin orada topu alırken bizim ona isteğimiz şu. Her dakika basana biz bakamayız. Hakem topu alıyor. Çünkü hakem topun uygun olmadığını söylemekle de hükümlü aynı zamanda baktığınız zaman. Hakemlerimizden de bu desteği bu hafta da hakemlerle bir toplantı yapacağız. Toplar konusunda da gerçekten hani 4 tane top aldık. Daha geçen haftalarda 2-3 hafta falan oldu. Adidas mı aldık? 2 tane mi aldık? 2 tane de geçen sezonun sonunda vermiştik. Bir tane sipariş ettik. Ya topları arttıracağız. Ama şöyle bir söyleyeyim. Hani daha kaliteli toplar alabilmek için sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Onu söylemiş olayım. Evet, böylelikle zor bir ilk 7 programımız sonuna gelmiş olduk. Neyi soruyoruz? Çabuk kapat, çabuk kapat. Ne olacak belli değil, çabuk kapat. Neyse, burası dolmuştur zaten. Daha söyleyecektir mi? Var mı ya? Yok, şaka yapıyorum. Dostum, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Çok sağ olasın. Yani onun dışında hani bizim çok şeyimiz yok. Her şey güzel gidiyor. Teşekkürler. Ligdeki bütün takımlarda hani sakatlıksız bir sezon diliyorum yani. Hani artık hani şeye gerek yok abi. Çok gerçekten çok sert pozisyonlar görüyoruz hani bazen. Hani onu hepimizin buradan sonra işi var. Hani hiç kimse buraya bu profesyonel burada top oynamıyoruz yani. Bravo. Hani oynayanlar da var ama hani mesela zaten profesyonel top oynayanların ben buraya gelmesini de anlamıyorum açıkçası. Hani buradaki o kaosun o şeyin içine girip riske de hani giriyor. Işi, para kazandığı yani yerde yani biraz riske giriyor. Ben de olsam işte yapmam. O biraz riskli yani. Bizde de bizim arkadaşlarımızdan da vardı. Evet. Hani gelmek istiyorlar diye getiriyorduk biz hani. Hani bazı maçlarda tamam ben de gelsin istiyorum ama yani genelde ama kendileri de gelmek istiyorlar yani. Hani önümüzdeki sezon koşa koşa geliyor yani. Sezonlarda lisans kuralı ile ilgili de bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz açık söylemek gerekirse. Ya o da olabilir ama hani genelde hani lisans fark etmez abi yani. Herkes zaten isteğimiz evet. Hani herkesin burada sonra evi var, çoluğu çocuğu var veya evet, işi var, gücü var yani. Her sürü işe çıkacak. Hani daha sakin olursak bence daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Yani ben bizimkilere hep onu söylüyorum ama tabii engel olamıyorsun. Bazen olabiliyor yani. Futbol biraz şeyli bir oyun. Önemli olan dediğin gibi en temelde hepimizin bir işi gücü, çoluğu çocuğu, ailesi kesinlikle olduğunu unutmadan burada bir hobi ligi gibi keyif almaya bakmak olabildiğince. Aynen, o yüzden çok, bize başarılar. Size çok, de başarılar diyorum çok yani teşekkürler. Sezon boyunca. Daha az hata yaptınız. İnşallah. Daha az. Şey olan dik olsun yani. İnşallah. Değer kattın. Volkan eyvallah. Çok teşekkürler. Kardeşim. Evet. Sevgili Restellik izleyicileri, bu hafta konumuz 2-7'de Karabela kaptanı Volkan Gerez'di. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve görüşmek üzere. Futbolda kalın.